Arkadaşlar selamlar. Night Online'daki Usko vs Koreko video serimizin ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Birinci videoda 11. kısımda kalmıştık. Estant günlük mitril görevi diye. Bu arada ee, açılan konunun daha böyle detaylı anlatımı olan bir konusu daha vardı. Arkadaş sağ olsun onu attı. E, şimdi buradan inceleyeceğiz efendim. Burada alınabilen takılar Zaten detaylarıyla yazıyor artı bir olmaktadır artı bir e, basılmaktadır yani diyor e, basma oranı düşüktür ama yanma ihtimali var diyor. E, takılar burada. Şimdi 12. konudan devam edelim efendim. 12. konu live kristal eşya üzerinden 220k fiyatıyla satıştaymış. Yani bu e, olsa da olur olmasa da olur bizde ama bilemedim. 13. bölüm yeni silahlar Mehmet Vipon ve Mahmut Viponlar efendim. Yine bu silahlarda Dragon Box üzerinden artı bir olarak düşmekteymiş. Skill Optionları da Gargess silahlarıyla aynıymış. Mehmet Vipon, Mahmut Vipon olur gibi. 14. Bloody Vipon Skill Option özelliği silahları ile aynı özelliği vardır diyor. Yine bu da böyle bir silahmış ya bu APC ise anasının nikahıymış 284 ney lan? Böyle bir AP var? Karakter chat room oluşturma. Bak benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi de bu abi. Mesela parti kurmadan diğer oyuncularla chat room açıp sadece o oyuncularla chat yapabiliyorsun abi. Çok güzel bir özellik bu. E, karakterinizi training moda aldığınızda yani dinlenme oturma moduna aldığında abi Karakter üzerinde not bırakarak chatroom oluşturabiliyorsunuz. En fazla da 15 kişi katılabiliyormuş. Gayet güzel. hani Mesela klan içerisinde bir şey konuşulacak. Veya klancı bir şey konuşulacak. Bir şey tartışılacak. Tak chatroom'u açarsın. Oyun içinden yazılı da konuşabilirsin. Ha şimdi TS'nin, DC'nin yerini tutar mı diyenler olur. Ama birçok arkadaşın. Bakınız Night Online'da. Birçok arkadaşın 50 bin liralık, 100 bin liralık çarı olup da 50 milyon bir mikrofona para vermiyorlar. O yüzden bu özellik. Şahane bir özellik. Keşke Usko'da da olmuş olsa. 16. Yenilenmiş Estand e, slotları. da slotları çok güzel yapmış abi adamlar. Şimdi biz problem çekiyoruz. Mesela işte ya diyorsun ki paramona çar koyacağım. 2 e, tane paramos slotu var. E, i̇kisine de taksi koymuş adam. Sen nerede kascan? Mecbur para vereceksin. Burada öyle bir olay yok. Paramun her kamp slotunda 4 tane bulunmaktaymış abi. Boro slotu iç içe girmiş. Balok slotu ikili ve üçlü şekilde iç içeymiş. Lesser moblar ton bölgesinde mevcuttur diyor. Şöyle görüyorsunuz abi bakın mobların güzelliğine bakar mısın? Şuraya bak bak. bak mis gibi şey abi. Bir de şurada var galiba. 4 slot falan şey var yani. Boro var, balok var. Ne bileyim paramın var. Bak paramınlar 4 slotmuş işte. Baloklar 2, 2x ve 3'lü iç içedir diyor. Şahane bir şey ya. Vallahi hani Bak bu şekilde yine ee, Doom Soldier'lar bilmem neler Toon'un yakanında abi görüyorsunuz. Giant golemler. Mis gibi şahane. Ya hani adamlara kolaylık sağlamışlar. Ya, biz onlardan daha kalabalığız. Aslında şunların bize gelmesi gerekiyorken. Oh shit. Neyse. 17 Notice Bar sistemi. E, Draki'de sıralamaya girdiğinizde aşağıda X barının üstünde bulunan bölümde Notis geçmektedir diyor. E zaten bu olay bize de gelmişti. Mavi şekilde görünüyor. Eyvallah, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Pazar kurma alanı Maradon karesi, Maradon Kalesi'nde Ton bölgesinde pazar kurulamamaktadır diyor. Keşke bizde de olsa. Yani harbiden keşke bizde de olsa. En azından, en azından Maradon'da böyle. Post'la mı kuruyorlar artık? Makro'yla mı kuruyorlar? Neyle kuruyorlarsa ip gibi böyle adamların pazarları Maradon tonunu işgal etmez. Yani onları da bir kontrol etmiyorlar. Harbi aşk olsun yani. Adam ip gibi çarları koymuş. Nasıl mümkün oluyorsa artık. Neyse. 19. Oyun içi herkesin görebileceği notis geçme diyor abi. pus üzerindeki scroll veya bir mi ee, ücret karşılığında e, ee, alınabilen bir özellikmiş bu. Aynı şeyden düşen flüt görev var. Hatırlarsınız seri görev vardı flüt görevi. Ona benzer bir eşya ile babacım. Ee, renk ayarı da yapabiliyorsun. Cart diye herkesin görebileceği notis geçebiliyorsun. Bu olay bize gelmiş olsa bir M'ye satılacağını unutun. <laughs> Sadece pusta olur. Ama o bile gelmiyor. Yeni Lancer. Ee, yeni Lancer'da oyunun bu şekildeymiş abi. E, güzel. Yani iyi. Güzel ama Çince. Şey neyce bu? Şey. Korece. Çince ne? Şapır şapır yazı yazıyor. Ne bu an ne? bileyim ben. Türkçe olsa bir şeyler anlardık da. Yani şey olarak, çerçeve olarak hoş. Sade bir şey yani. Bizdekine bakalım. El alemin, el alemin lançeri bile güzel abi. Şimdi diyeceksiniz hiç ulan Sinan sen niye Kore kodu oynamıyorsun? Ya kardeşim birincisi pink sorunu yaşarız oynasak ikincisi nasıl olacağız? TC kimlik numarası falan istiyormuş adamlar kayıt olurken. Öyle senin gibi geleni gideni oyna almıyor ki adam. TC kimlik ne öyle bilmem ne, şeyle alacak. Hani oranın kimliğiyle alıyor yani. TC kimlik derken oranın vatandaşlık numarasıyla bir şeylerle alıyormuş. Tabi ne kadar dümen bilmiyorum ama hani yayında böyle söylediler. Belki de yanlıştır. Yorumlarda doğrusunu yazın. 21. Savaşlarda skor tabelası mevcutmuş efendim. Ee, ben bundan bir şey anlamadım. ya. skor tabelesi derken e, şu taraftaki bir mevzu görünüyor. Hani bizdeki şeydeki gibi bir sistemse hani o kütük savaşındaki gibi böyle bu tarafı bu tarafı böyle giden gibi bir sistemse o zaten dandik bir şey. Ama buradaki gibi scoreboard her alınan kilde işliyorsa o zaman on numara beş yıldız abi. Hani anladığım kadarıyla da öyle bir şey. Hani scoreboard o şekilde görünüyor. Gayet güzel. Harbiden gayet güzel. Anahtar görevi 250 milyon X vermekteymiş. Bizdeki 38 milyon falan veriyor herhalde. vallahi moralim bozuluyor artık ya. 23. Estant'ta klana oyuncu alma özelliği vardır. Bizde neden yok ben onu da bilmiyorum. Acaba bak falan oldu da zamanda mı kapattılar? Eskiden var mıydı? Hiç hatırlayamıyorum da. Hani eskiden oynadım. Oynadığım dönemde de Estant'ta. Eskiden oynadığım dönemde de hani Estant'ta klan alınmıyordu. Var mı eskiden oynayıp da klana alınma özelliği oluyordu diyen? Acaba bir bug oldu bir şey oldu da mı kapattılar yoksa gelmedi mi hiç bize? Bu da bizde olmayan bir özellik yine. 24. Ekiz premium ile 82 levele kadar ekiz flash basılabilir diyor. Bizde 80 levele kadar galiba ya da 81. Tam bilmiyorum ama 80 üstü bir tane flash basılıyor galiba. İyi. 25. Aylık NP sıralamasına göre hediye kutusu geliyormuş arkadaş. Bak. Bak bak gör bak özellikle bak lan bak bak neler neler oynuyor elalem görün bak aylık lider sıralamasına göre özel kutu gelmektedir bu kutudan düşük oranda artı altı veya artı yedi armur armor düşmekte diyor pk'ya teşviki görüyor musun? sen ben burada hala da yırtınıyoruz vay efendim pk'ya teşvik gelmiyor ulan şuradaki adama gelen teşviğin onda biri bize gelse ihya olurduk be 26 Savaş haritası oylaması. Lunar savaşlarını oyuncular seçmektedir diyor. Bu çok güzel bir özellik abi. Savaş başlayacağı zaman oylama geliyor. küçük savaşı mı istiyorsun? Takı savaşı mı istiyorsun? Ne zımbırtı istiyorsan tık 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 seçiyorsun savaşı oyluyorsun. En çok hangi oyuncu hangi haritada savaşmak istiyorsa o harita seçiliyor abi. Bence şahane bir özellik. Yani demokrasinin getirdiği bir güzellik. Mis. Koreka Portal üzerinden Arşimet ve Manner sıralaması mevcutmuş. Manner sıralamasından geçenki iki seferde bahsetmiştik ilk videoda. Manner sıralamasına göre kutu veriyor. Artı Arşimet e, sıralaması da mevcutmuş. Bu sıralamaya da göre herhalde bir şeyler veriyorlardır burada sıralama olduğuna göre. Diye düşünüyorum. 28. Premium Buff Scroll. Premium buff scroll abi. Premium sahibi oyuncular VIP Julian NPC üzerinden günde bir defa 120 dakika süreli ücretsiz scroll alabilmekteler. Oh Allah. Ne night online'lar var be. Biz bu hayatı izlemeye gelmişiz. Saymıyorum özellikleri. Bakıyorsunuz zaten. Not Günde sadece üstteki seçeneklerden bir tanesi aktif olmaktadır. Farklı farklı scroll'lar alınamaz. Yani hani e, beşinden birer tane alamıyorsun sadece beşinden bir tanesini alabilirsin. Ama gene iyi. Mesela Hyper nova alıp farm yapabilirsin o gün. Ne bileyim e, Contraputation scroll alıp PK'da kullanabilirsin. atak scroll alıp atak SC'den kurtulabilirsin gibi. 29 loot ayarı. E, bir dakika. Heh. 29'da bitireceğim. Artık 30'dan devam ederiz. Harbi moralim bozuldu ya. Yeni loot ayarı da bu şekildeymiş arkadaşlar. Ee, item kit diyor. Mesela bak buradan weapon, armor, aksesori olarak seçebiliyorsun. Hangilerini toplayıp hangilerini toplamasını istemediğin eşyaları. Allah rızası için ne olur bize de getirin. Ne olur bize de getirin. Yahu biz dünyanın parasını veriyoruz. Cenisine ayrı para, şeysine ayrı para, toplamasına ayrı para. Zaten şeyle farm yapılan bir slot yok. Ulan bari şunları seçelim de bize de bir güzellik, bir jest olsun be. Vallahi birle rica ediyorum yani şundan da bize de gelsin. Hadi bari diğerleri paralı bir şeyler gelmiyor da. Ya bu getirilebilir anladın mı? Bu olabilir bir şey. Bu gelsin bari ya. Yazıktır. Lan gariban mı onları? Onlara da bir şey yapın be. He? Olur mu ki? İnşallah. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, birbirinden yine şahane koreko e, özelliklerini inceledik. Gerçekten mis gibi özellikler var. Hani... Yani Usko'ya gelse bak samimi söylüyorum Usko'ya gelse oyunu kalkındıracak özellikler var abi. Harbiden oyunu kalkındıracak özellikler var. İnşallah birçok özelliği de en kısa zamanda Usko'da da görürüz. Buradan e, yönetime de lütfen bize de acık biz de oynuyoruz bize de verin. Hadi koklatın bari be. Diyelim. E, sizlere de nacizane tavsiyem her yerde bu gördüğünüz şeyleri isteyin. İsteyin. Karakter silme isteyin. Bilmem ne isteyin. Arşimet sistemi isteyin. İsteyin yani hepsini isteyin. İsteyenin bir yüzü kara vermeyen zenci. Bu video bu kadardı. Koreko ve Usko video serisi kaldığı yerden devam edecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz. Umarım bu videolar biraz da olsa farkındalık. İş be.